Arkadaşlar merhaba. Belçika Charleroi diye bir yerdeyiz arkadaşlar. Şöyle size göstereceğim. Bugün günlerden 7. ayın 7'si 2024. Pazar. Dün cumartesiydi. Buraya yük getirdim. Şöyle bir fabrikadayız. Buraya yük getirdim arkadaşlar. Dün biraz erken geldim. Cumartesi günü belki bir ihtimal öğlene kadar çalışırlar diye. Ama çalışmadılar. Dün yata yata sıkıldım. Bugün de pazar. Çıktım bakalım şöyle. Gene her zamanki gibi bir Türk kardeşlerimizle karşılaşmayı hedefliyorum. Bir cami konumu buldum. Oraya doğru gidiyorum arkadaşlar. Oraya gitmekteki maksat pazar günü belki gurbetteki arkadaşlarımız oraya orada toplanıp hep beraber sohbet, muhabbet, namazlarını kılıp oradan dağılabilirler. Ben de öyle bir durumla karşılaşmayı planlıyorum. Bu en son şeyde olmuştu. Danimarka Esbjerg'de olmuştu. Şurada fabrika. Şu an gidiyorum. Bir 8 kilometre kadar yolum var arkadaşlar. 8 kilometre yürüyeceğim. 8'de geleceğim. Tekim, başka bir arkadaşım yok. Akşam, gece ya da sabaha doğru Bülent gelecek. Bülent'in bir işi vardı. Benden ayrılmıştı. Ben tek geldim. Bu arada arkadaşlar şöyle bir kombinimi göstereyim size. Dün cumartesiydi. Cumartesi günü burada Türkiye'de alışık olduğum bazı sesleri duydum. Hani Türkiye'de şöyle bir şey var ya. Halı kenarına, yolluk kenarına 3 dakikada overlock çekilir, teslim edilir. Ay gaz diye sesler vardı ya. Dün burada öyle sesler duymaya şey yaptım ya. Öyle sesler duydum. Biraz tuhafıma gitti açıkçası. Çok hızlı mı gidiyorum ne ya? Bakalım arkadaşlar ileride görüşürüz. Hadi bakalım. Şurada karşıya girilmez diyor. Ben tırla demek ki bu yana gelmeyeceğim. O yandan gideceğim. İşim bitince buradan çıkmayı hedefliyordum da. Bak adam buradan döndü. Ben dönebilir miyim tırnam buradan? Ta böyle geleceğim, açıktan alacağım. Ama orada 3.5'tan tabelası var. Ben demek ki fabrikten çıkınca öbür tarafa doğru gideceğim. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi ileride görüşürüz. Arkadaşlar çıktık ama benim bir problemim var. Ya şimdi bulunduğum yerde de tuvalet yoktu. Dışarıda da nerede tuvalete gidilir bilmiyorum. Survivor tuvaletlerine de çok yabancıyım. Şurada bir petrol vardı, gittim. Kapalı. Ay ne yapacağız bilmiyorum, bakalım. Şimdi arkadaşlar telefonu devamlı açmıyorum. Şarjım da fazla gitmesin diye yolun bir kısmını biraz ezberledim. Bu köprüden geçtikten sonra şöyle bu nehirin yanı sıra ileriye doğru gideceğiz. Gideceğiz ama bu ileride de pek şehir merkezi görünmüyor ya. Ben şunu ileride bir daha bir telefona bir bakayım. Burada da varmış bisiklet yolu ya. Buradan şu aşağıya gideceğim galiba. Şuradan gideceğim.
Şu karşıda şey var ya. Market falan gibi bir şey var. Bir oraya gideyim şu halde ya. Şurada kaybolmuş. Şurada bir restoran gibi bir şey vardı arkadaşlar. Gerçi şurada da bir seyyar tuvalet varmış ya. Şurada VC Lok yazıyor üstünde. Gittim tuvalete girdim. Tuvaletleri çok temizdi. Ayrıca bizim için de önemli olan bir şey vardı tuvalette. Tuvalette ne önemli olabilir? Bu tuvalette ilk defa taharet musluğu gördüm. Taharet musluğu vardı ya. Şu karşıda bir tane şey görünüyor. Ne derler? Kilise tepesi görünüyor. Benim aracım onun yanındaydı. Oradan buraya kadar yürümüşüm arkadaşlar. Şu an şuradan yürümeye devam ediyoruz. Miraç arıyor ya. Miraç, şu an seni kameraya çekiyorum oğlum. Miraç, babacığım. Hadi annesi ya. Oho. Babacığım. Aşkım. Oğlum sen ne tarafa çevirsem görünecek. Babam hiç görünmüyor ya. Parlıyorsun ya. Hayır annesi elleme oğluma ya. Babacığım ne yapıyorsun oğlum? Efendim oğlum. Geleceğim oğlum, geleceğim. Son 30 günüm, tamam mı babacığım? Arkadaşlar, ileride görüşürüz bakalım. Şimdilik abi böyle gidiyoruz bakalım ya. 6 kilometre var daha arkadaşlar. 2-2,5 kilometre yürüdüm. 6 kilometre daha var. Şimdilik abi böyle köy gibi bir yerden yürüyoruz bakalım. Şurada aslında şey var, kanal var. Kanalın kenarı sırada yürüyüş yolu vardı da ben köprünün üstünden geçtim, aşağı inemedim. Kendimi bir an yukarıda buldum. Bakalım şurada kanalın yanı sıra gideriz de. Bak şurada kanal. Daha güzel manzaralar olur diye düşünüyorum. Şurada skuterlar da var ha. Acaba nasıl çalışıyor? Kredi kartıyla mı çalışıyor? Kaç dakikası, kaç saat acaba? Bu nasıl bir soru oldu ya? Kaç dakikası, kaç saat? Kaç dakikası, kaç para acaba? En son İzmir'de böyle bir şey denemiştim. İzmir'de Martı programı vardı. Onu yükleyip onun üzerinden gidiliyordu. Abla beni dalga. Dilimiz olsaydı söylerdik. Ne beni de götürsün 2 dakika ileriye kadar ne olacak? Ben böyle şeyden hiç utanmam da. Ama işte dil yok. Adamlar da beni anlamaz. İn misin, cin misin? Bir dayım daha geliyor şuradan. Neyse. Tabanvaya devam arkadaşlar. Çok güzel bir yere denk geldim arkadaşlar. Gösteriyorum. Hazır mısınız? Ta-ra-ra-ra. Herkes balık tutuyor ya.
Alo. Bunlar bonjour diyor Fransızlar. Arkadaşlar şimdi şuradan bir gezip dolanabilirdim ama şu an benim hedefim başka. Buraya girmek istemiyorum. Burada millet böyle balık tutuyor işte şurada. Salla bakalım. Arkadaşlar. Hadi bakalım rotamıza devam. Ne güzel manzara değil mi arkadaşlar? Şurada da şey var. Bizim Türkiye'de ne derler ona? Cenaze başsağlığı için çadırlar kuruyorlar ya. Ona benzer bir çadır var. Hadi bakalım arkadaşlar yola devam. Buradan yola çıkıyoruz. Daha biraz önce 6,2 kilometremiz vardı. Anca telefona bakmayayım, şarjım bitiyor. Geri dönüşte şarj biterse arabayı bulamama gibi bir ihtimal var. Hadi bakalım. Arkadaşlar 1 kilometreye yakın yanlış yol gittim. Çünkü biraz önce burada ablalara diyordum ya beni de götürün falan filan. Akıl ablalara gidince yolu şaşırttık. Bizim buradan gitmemiz gerekiyordu. Buraya doğru gittik. Şimdi buradan gideceğiz bakalım. Şurada ufak bir tepemiz var. Bu tepeyi aşacağız. Ondan sonra yine gideceğiz. Şu an ben size biraz önce 6,2 kilometre diyordum. Şu an ne kadar var? 1 kilometre yanlış gittikten sonra şu an 5,9 kilometre yolum var. Bakalım ha buradan yavaş yavaş gideceğiz ya. Şunlar kokar mı acaba? Çok iyi bir kokusu olmasa da gene de güzel bir görüntü. Ne diyoruz? Devam ki. Arkadaşlar. Şurada biraz önce peşime bir köpek koştu. Tam şu bisikletin biraz daha ilerisinde. Ama kaçmadım. Olduğum yerde sevmeye çalıştım. Konuşmaya çalıştım. Bir şeyler yaptım ama olmadı. Şu an kalbim var ya. Vallahi öyle bir atıyor. Nabzım öyle bir yüksek ki var ya. Zaten yoruldum. Şaftım kaydı. Kaç demiştik? 4,9 kilometre falan var. Biraz önce adım sayar vardı. Adım sayara da baktım. Daha yolun yarısına gelmedik. 5200 kilometre yol yapmışım. Daha da yapacağım. Eğer geri dönüşe de bir araç maraç bir şey bulamazsam, geri tabanvayla gelirsem bir 15.000 yaparım herhalde bugün. Belki daha fazla. Milletin ne güzel bahçeleri var ya. Hem de bakıyorlar biliyor musun? Bir karış bir yeşillik olsa, bir şey olsa hemen bakımını yapıyorlar. Çimlerini kesiyorlar, sağını solunu düzeltiyorlar.
Herkes bir şeyle uğraşıyor yani. Altre ya. Bak bir tane de burada benim meslektaşım var. Demek ki buraya tır geliyormuş. Şuradan bir sağ bir sol yapacağız. Yoruldum sanki ya. Bir sağ bir sol. Burası ana cadde mi? Bir bakayım bakalım. Ana caddeden gideceğiz de. Herhalde bir bakayım telefonuma. Sola dönün. Heh, tamam buradan gidiyoruz. Arkadaşlar, burada bir şey dikkatimi çekti. Şu uçak gitsin de dur. Burada bir şey dikkatimi çekti. Sanki eski arabalarla yeni arabaları kıyaslayacak olursak eski araba daha çok gibi ya. Yani millet fazla lüks değil gibi. Lüks araba kullanmıyor gibi. Gördüğüm arabaların çoğu 5-6 yaşından eski. Mezarlığa gelmişiz ya. Burası kilisenin bahçesi herhalde. Kilisenin bahçesi de mezarlık mı ne acaba? Ben yoruldum hayat, gelme üstüme diyesim geliyor. Ama bunun böyle olduğunu bile bile çıktık. Onun için geri adım atmak yok. Yola devam. Kilisenin bahçesinden kalabalık sesler geliyor lan. Lan dalak mı içeriye acaba? Karşıya geçelim ya. En sonunda böyle bir ana caddeye çıktım ya. Çıktım ama daha çok kilometre var. 3,6 kilometre var. Tramvay da çalışıyor buradan. Allah'tan şey var, bir avantajım var. Hava o kadar sıcak değil arkadaşlar. Serin.
Biraz önce arabalardan bahsediyorsun ya, baksana motor gibi çalışıyor ya, traktör gibi çalışıyor. Son 1,9 kilometre arkadaşlar. Ondan sonra tebrikler, hedefe ulaştın. Bu şey hedefi, günlük 10.000 adım atma hedefi var ya, şu telefonlara adım sayar programı var. Ben de 10.333 adım atmışım arkadaşlar bugün. O da 7,2 kilometre yapıyor. Bir de bunun daha dönüşü var. Bir şey dikkatimi çekti arkadaşlar. Her taraf çöp ya. Acaba bugün çöp günü mü? Çöp saati midir? Nedir? Her taraf çöp. Şu geride dairelerin, konutların arasından geldim de binaların önü hep çöp. Bakalım işte son kaç kilometremiz. 1,8 kilometre. Abi şimdi Türkiye'de olsaydık, şu etrafta seyyar satıcılar, ondan sonra ehliyet kimlik kaplayanlar, sonra brandalı arabada meyve sebze satanlar, köşelerde karpuzcular. Nerede bunlar ya? Yok ki öyle bir şey abi. Yok, baksana. Burası ya okuldur ya kamu binasıdır, kesin şeydir. Ama ne acaba? Uber Eats. Şu kurye mi acaba ya? Sırtında şey mi taşıyor? Pizza falan mı taşıyor? Neyse ne ya. Arabaya bakalım. İki kişilik. Toplam 900 kilometre, 900 metre yolum kaldı ama arkadaşlar. Ben de bittim ya. Bir 300 metre mesafeden sola dönecektik de, burası mıydı acaba? Yo, biraz daha ilerisi, burası değil. Burası da market açıktı. Normalde pazar günleri kapalı bütün her yer ama burası açıktı. Benim yürüme şeklim arkadaşlar. Bir de bunun daha geri dönüşü var. Allah büyüktür arkadaşlar. Yavaş yavaş gideriz ya. Telefonumun şarjı bitmesin yeter ki. Bu arada kameramın şarjı da bayağı bir azaldı arkadaşlar. Üstüme yedek pil almamıştım. Şimdi daha böyle sık çekmeyeceğim. Biraz gidince orada çekecek bir durum olursa orada çekerim. Biraz da dönüş yolunda çekerim. Pili bitiririz. Ondan sonra sen sağ, ben selamet.
arkadaşlar. Şurayı görüyorsunuz mu? Şurada bir şey görünüyor. Bayrağımızı görebiliyor musunuz? Türk bayrağını. Ya. Yorgunluk morgunluk gitti. Özbeyaz. Burada tır parkı varmış ya. Bak burada tır da var. Türk tırı. Dileydim ben de buraya gelirdim ya. Bundan da nereden geleceğiz işte. Şuradan bir dalalım bakalım içeriye. Açık mı acaba? Arkadaşlar, o kadar topallayarak mopallayarak geldik, duruma bak. Ölüm mü, öldürüm mü? Şuradan gelip bir denesek. Kimsecikler yok. Şu kenarda otoparkta böyle park gibi, çardak gibi bir şey vardı. Gidelim orada biraz oturalım da dinlenelim bari ya. Bir Kur'an sesi mi geliyor diye baktım da kulağıma öyle bir şey geldi. Şu yukarıda çardaklar var. Orada biraz oturayım da dinleneyim bari ya. He, bak arkada birileri var. Selamun aleyküm. Abi merhaba. Merhaba abi. Abi merhaba. Nasılsınız abi? Başladı. Sen bağlayın, ben bağlayayım hadi. Tamam abi. Sen bana vermemi istersen. Sen kendin mi yapacaksın? He, ben bağlayayım. Tamam. Vallahi çok iyi oldu ya. Eline koluna sağlık var ya. Yani yüreğine sağlık abi. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şansımıza berber de varmış burada. Ali var kardeşimiz. Adanalı. Şöyle bir ense tıraşı, ense temizliği yaptı bakalım. Eline koluna sağlık. Abi ayağına sağlık. Kısmet bu işler. Şöyle gösteririm bakalım. Nasıl yavaş mı hareket edeceğiz kamerayla? Bilemiyorum. Ali'cim eline koluna sağlık. Abi kardeşim. Sağ ol. Teşekkür ettim. Arkadaşlar geldik buraya. Bir tıraşımızı falan olduk. Şu kamerayı bir sileyim. Sosyal tesis, her şey var. Öğlen namazımızı da kıldık. Şöyle yukarıdan size bir mescidi göstereyim. Yapandan, yaptırandan Allah razı olsun arkadaşlar.
Çok güzel bir yer. Gittiğimiz yerde böyle yerleri gördüğüm zaman gerçekten gururlanıyorum yani. Şöyle de bir sahası var. Şurada sohbet muhabbet ediyor arkadaşlarımız. Burası da ön taraf benim geldiğim yer. Şuradan bir görüntü alayım. Şöyle güzel bir kare alayım da. Yukarıda da bazı yerler var ama oraya şimdi gitmek istemiyorum. Ufak mescit gibi bir yer. Giriş kapısı. Amasya. Sen neresin abi? Ordu. Neresinden? Fatsa'dan Kumkarı köyü yükseldenim. Hangi köy? Korgan. He? Korgan. Korgan. Korgan'ı biliyorum. Gittin mi? Tabii canım. Karakışlı köyünde. Gittim. Köyü bilmiyorum da Korgan'a gittim. Gittin mi? Neresine gitti? Gittin mi? Korgan merkez. Ben bu yurt dışına çıkmadan önce Orta Karadeniz'de nalburlara malzeme taşıyordum. Ordu'nun ilçelerine de gittim. Hepsine gittim. Arkadaşlar geldik gezdik bugün. Cafer abi dedi seni bırakayım dedi. Cafer abi de benim meslektaşım. Trabzonlu. Şu an beni bırakıyor. Cafer abi iki kelam eder misin? Abi sizi sağ selvas. Sizi dinleyenlere, takipçilerinizin hepsine selamlar olsun. Belçika'dan. Belçika'nın Şarlova şehrinden. Bu arada söyleyemediğim Şarlova'ymış arkadaşlar burası. Şarlova, he. Şarlova şehri. Belçika'nın ikinci büyük şehri burası zaten. Şarlova şehri. Eski maden şehri. Bizde nasip olursa zaten salı günü ben de yola çıkacağım Türkiye'ye. Allah nasip ederse. İzine geleceğiz. Bugün pazar. Pazartesi salı. Salı günü de Cafer abim yola çıkıyor. Türkiye'ye tatile geliyor arkadaşlar. Bugün de böyle bir gezi videosu oldu. Kameranın şarjı da bitiyor zaten. Yanımda da yedek şarj yok arkadaşlar. Videomu buraya kadar izleyen herkese, bütün kardeşlerime çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.